Oğuz Demir'le Ekonomi Gündemi. Medyapod için haftada 3 kez hazırladığımız Oğuz Demir'le Ekonomi Gündemi'nde bu haftanın ilk gününü geride bıraktık. Bugün iki konuyu aslında gündeme getirmek lazım. Birincisi bizim şu anda en fazla ticaret yaptığımız Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği içerisinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Elbette bunun sonuçlarını özellikle siyaset bilimciler çok daha iyi yorumlayabilir ama bizim gözümüz özellikle iktisatçıların, finansçıların gözü biraz daha Brexit tarafında, yani İngiltere'de seçimlerin nasıl sonuçlanabileceği yönündeydi. Brexit partisi beklendiği üzere birinci parti çıktı. Öte yandan bakıldığında liberal demokratların da oylarını bir hayli arttırdığını görüyoruz. Brexit partisi, Brexit taraftarı olan siyasi hareket. Öte tarafta liberal demokratlar ise özellikle İngiltere'nin AB içerisinde kalması, bunun için ikinci bir referandum yapılması gerektiğini söylüyor. Bir diğer önemli konu sol ve sağ arasında kutuplara doğru daha fazla kaymanın olduğunu gördük. Genel olarak seçimlerde baktığımızda. Ama İngiltere meselesinde hep söylediğimiz bir şey var. Brexit bizim için dediğim gibi çok önemli. Özellikle Türkiye'nin AB ilişkilerinde her zaman İngiltere önemli bir destek olmuştu. Destek tarafı olmuştu. AB'de kalması bizim için çok önemli. Öte yandan piyasalardaki bu sarsıntıların da, Brexit temelli sarsıntıların da ortadan kalkmasıyla ilgili beklentileri ne kadar şekillendirecek diye baktık seçimlere. Aslında çok değişen bir şey yok. Ben sadece bir beklenti ifade etmek isterim. Ben hala Brexit'in gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Yani İngiltere'nin bir şekilde ikinci bir referandumla Avrupa Birliği içerisinde kalacağını düşünüyorum. Nitekim bu tip sonuçlarla beraber de İngiltere kamuoyunda bunun önünün açılabilmesiyle ilgili bir güçlenme söz konusu diyebiliriz ama kesin sonuçlar buna işaret ediyor. İngiltere o kararından vazgeçti. İngiltere halkı, İngiliz halkı demek için çok erken. İkinci konu ise Merkez Bankası. Merkez Bankası bugün bir hamle yaptı. Döviz mevduatlarının rezerv karşılık oranını 200 bas puan yükseltti. Bu ne demek? Aslında bankaların Merkez Bankası'nda rezerv olarak tuttukları mevduat karşılığı tutarın %2 daha fazla olması anlamına geliyor ve piyasadan 4 milyar doların üstünde bir paranın çekilmesi anlamına geliyor. Aslında böyle bir hamlenin Türk lirasının değerini düşürmesi, doların değerini arttırması beklenirdi ama bugün piyasada özellikle dolar 6.03'e kadar geri geldi. Bizde artık bu tip hamleler beklenenin çok dışında tepki veriyor. Neden? Çünkü bizim artık meselemiz biraz iktisadi olmaktan çıkıp yapısal olmaya başladı. Özellikle Merkez Bankası'nın rezerv tartışmaları, siyasi gerginlikler vesaire. Bu son adımın da bir anlamda Merkez Bankası'nın rezerv güçlendirmek adına attığı bir adım olduğunu algıladı piyasa ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir miktar finansal istikrar tarafında daha doğru adımlar atabilmesi söz konusu olduğunda biraz daha TL'nin güçlenmesine neden oldu. Bu tarafta Merkez Bankası'nın en çok eleştirilen hususlarından biri bu tip arka kapı yöntemleri çok sık kullanıyor olması ve sıkıntı geçtiğinde yeniden normale dönme çabası içerisine girmesi bize büyük aslında bir anlamda bakıldığında o parasal istikrar açısından bir soru işareti yaratıyor. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın rezerviyle ilgili gelişmeler belki de piyasa tarafında döviz, dolar TL, euro TL tarafında en çok izlenecek hususların başında geliyor. Haftanın başını böyle sakin geçirdik. Hafta ortasında yine çok da fazla böyle önemli bir veri akışı yok. Ancak Cuma günü Türkiye'nin 2019 yılı birinci çeyrek büyümesini, büyüme rakamlarını açıklayacak TÜİK. Beklenti özellikle geçen seneye göre %2,5 civarında bir daralma tarafında. Eğer o da geldiğinde hem 2018 son çeyrek hem de 2019 ilk çeyrek küçülme devam ettiği için bir resesyon yaşamış olacak Türkiye. Biz rakamları takip edip değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.